Ve işin sırrında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malumunuz kısıtlamalar kaldırıldı. Bununla beraber her yerde yoğunluk olduğunu görüyoruz. Özellikle AVM'lerde yeniden pandemi öncesi seviyelere ulaşıldığı ifade ediliyor. Şimdi konuyu uzmanından yerinden dinleyeceğiz. Birçok AVM'de bu pandemi öncesi rakamlara ulaşıldı dedik. Dönelim hemen detayları alalım. Muhabirimiz Ahmet Tunağan Şimşek aktaracak bize konuyla. Ahmet, sözü sana bırakalım. Teşekkürler, iyi yayınlar dileyelim. 1 Temmuz'da kısıtlamalar kaldırıldı. Tabii bu sırada birikmiş talepler de oluştu. Bunlar da pazara yansımaya başladı. Öyle ki AVM'lerde 2019 rakamlarına ulaşılmaya başlandı. Detayları konuşacağız. Venezia AVM Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü ile birlikte yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle şu an nasıl bir hareketlilik yaşıyorsunuz? 1 Temmuz'da kısıtlamalar kaldırıldı. Pazara etkileri neler oldu? Büyük bir hareketlilik yaşıyoruz. 1 Temmuz'dan itibaren özellikle kısıtlamalar kalktıktan sonra insanların hem sizin söylediğiniz gibi birikmiş ihtiyaçları var, hem de evde kalmış olmaktan dolayı uzunca süreler sıkıldıklarını biliyoruz. Bunların acısını çıkarıyorlar diyebiliriz adeta. Çok ciddi şekilde ziyaretçi ağırlamaya başladık. Çok ciddi şekilde ziyaretçi ağırlamaya başladık dediniz. Türkiye genelinde 5.5 milyonu aşmış ziyaretçi sayısı ve rekor kırmış bu anlamda. Siz şu anda bir rakam verebilir misiniz? Nasıl bir hareketlilik yaşıyorsunuz müşteri sayısında özellikle? Doğru söylediğiniz rakam adetler, Alışveriş Merkezi Yatırımcı Derneği'nin açıkladığı adetler Türkiye bazında. Pandemi rekoru kırıldı diyebiliriz. Çünkü pandemi öncesinde günlük 6,5 milyonlar seviyesinde ziyaretçi olduğu söyleniyordu. Şu an 5-5,5 milyonlara kadar ulaşmış durumda. Yani böyle giderse Temmuz sonunda, Ağustos başlarında 2019 rakamları neredeyse yakalanacak gibi görünüyor. Biz yakaladık onları. Kendi alışveriş merkezimiz özelinde. Ziyaretçi sayısında 2019'un %80'leri seviyesine geldik. Fakat cirolarda Haziran itibariyle 2019'u geçmiş bulunuyoruz. Geçen yıla göre Haziran-Haziran karşılaştırmasında %147 üzerindeyiz cirolarda. Çok ciddi bir oran bu. Geçen aya göre de %178 bir artış var. Dolayısıyla hani bu hareket cirolara da çok fazla yansımış durumda. Sadece ziyaretçi sayısıyla tabii karşılaştırmak olmuyor. Alışveriş merkezleri sonuçta ticarethane. Yani cirolar çok önemli. Bunların ciroya çok daha fazla miktarlarda yansıması bizleri mutlu ediyor. Pandemi biraz insanların alışkanlıklarını da değiştirdi açıkçası. Bunu bu verilerden de deneyimleyebiliyoruz. Daha az insan geliyor ama alışveriş odaklı olarak geliyorlar. İhtiyaçlarını karşılıyorlar. İhtiyaç odaklı geliyorlar. Ve daha çok tabii bu ciroya dönmüş oluyor. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi %80 dediniz müşteri sayısı anlamında. Ciro anlamında da %100'ü geçtik dediniz. Evet. Peki senenin tamamı da ne olur? Bu seneyi nasıl kapatırsınız? Bu seneyi tabii Temmuz itibariyle tam olarak açıldı. Öncesinde kısıtlamalı dönemler var. Hafta sonu kısıtlamaları, çeşitli kısıtlamalı dönemler yaşadık. Dolayısıyla üçüncü çeyreğe başlamış olduk Temmuz'la birlikte. Üçüncü ve dördüncü çeyrek eski normallere yakın seviyelerde geçecek görünüyor. Yıl bazına bunun da tabii büyük etkisi olacak. Özellikle dördüncü çeyrekten benim şahsen beklentim büyük. Çünkü aşılama çalışmaları çok hızlandı. Biz de burada iki haftadır Çevre Sağlık Müdürlüğü'nden gelen yetkililere alan tahsis ediyoruz. Ve aşı hakkı olanlar aşılanıyorlar burada alışveriş merkezinde dahi. Çok hızlandığı için hani toplumsal bağışıklık dedikleri durum oluşursa üçüncü çeyrek eski normaller seviyesine çıkmış olacak. Sektör ciddi anlamda rahatlamış olacak. Evet. Üçüncü çeyreğe dair bir rakam verebilir misiniz? Bir tahmininiz, öngörünüz var mı? Yani 6,5 milyonlar seviyesinde ziyaretçi adetleriydi. Ben 6,5 milyonun rahatlıkla yakalanabileceğini düşünüyorum. Hatta geçilebileceğini düşünüyorum. Cirolardaki oran bunun çok çok üzerinde olacaktır. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi bayram tatili yaklaşıyor. 9 günlük bir bayram tatili var önümüzde. Tabii açılmayla birlikte, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, aşılanmanın da hızlanmasıyla birlikte turizmde de hareketlilik yaşanmaya başlandı. Yurt dışından da turistler gelmeye başladı. Şimdi bunların hepsini düşünecek olursak, bayram tatilinde insanlar tabii tatile gidecek. Bunların pazara etkileri neler oldu? 9 günlük bayram tatiline 15 Temmuz tatiliyle birlikte hani 11 güne çıkarma,
Hatta öncesindeki günlere izin alarak 16 güne çıkarma şansı var insanların. Turizme bunun çok katkısı olacak mutlaka. Turist sayılarında da günden güne artış oluyor. Kısıtlamalı olan, dolaşımın kısıtlamalı olduğu ülkelerle dolaşım başladıkça, bizdeki bu aşı çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıkça, vaka sayıları düştükçe, dolaşım açıldıkça tabii gelen turist sayısı da artıyor. Hem alışveriş merkezlerine bunun yansımasını görüyoruz, hem otellere yansımasını görüyoruz. Tabii bayram tatilinin iç turizme, iç pazara çok büyük bir etkisi oluyor. Yaklaşık 1,5 senedir hani insanların ilk defa doya doya kutlayabileceği bir bayram dönemi geldi ve 9 gün oldu. Bunu insanlar değerlendireceklerdir. Hem kısıtlamalar da kalkmış durumda. İç pazarda çok ciddi hareket olacaktır. Dış pazarda da uçuş sayıları günden güne artıyor. Beklenti tabii 2019 seviyeleri kadar olmasa da Turizm Bakanlığı'nın beklentileri oldukça yüksek. 18-20 milyar dolar seviyelerinde bir turizm geliri beklentisi var. 25 milyon turist bekleniyor. Geçen sene bu 18 milyonlardaydı. Tabii ikinci yarısından sonra hareketlenmesine rağmen bu fark oluştu. Böyle giderse ve pandemiyle mücadele de bu şekilde devam ederse önümüzdeki sene çok daha iyi seviyelere gelecek. Hem turizm hem de dolayısıyla alışveriş merkezleri ve bizim cirolarımız öyle görünüyor. Oğuz Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Venezia AVM Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü ile birlikteydik. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Teşekkür ediyoruz detaylar için. Muhabirimiz Ahmet Unan, Şimşek AVM'lerdeki son durumu konuyla beraber değerlendirdi. Peki cadde